Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şuraya bakar mısınız? Hani katmerleri gösterecektim size. Nasıl yağ oldu? Bu bir tane video izledim ben. Katmer yapıyor adam fırında. Ya fırını var, pideci. Bir tane margarini koymuş, ölürsünüz gülmekten. Ondan sonra elinden böyle bastırıyor. Ne yorumlar gelmiş, koptum yorumlara. Vallahi bile videodan çok yorumlara kopuyorum. Birisi yazmış demiş ki video bitene kadar 3 tane damarım tıkandı. Beni görseler ne sayarlar? Dur şimdi. Ama ben seni dedim acemi. Şimdi tabi bunları çekecek. Donacak sonra. Dur şimdi süzelim bunları. Annem görmesin abo. Dur ona ikinci tepsiden veririz. Sparlıyor yağlar. Ama onunki adamın şeyi de margarin de ondan. Bizimkisi ne? Elit. Şey bu. Hakiki şey. Dur biraz soğusun. Ondan sonra tel tel olmuştur tabii bu kadar yağ. Aman. Hani bunun çizgilerine ne oldu ya be? Şimdi Hüseyin gördün ha. Dalga geçecek benimle. Baksanız köpükleri. Şöyle. Böyle şey yapacaksınız bunları. Fırçayla, peçeteyle. İtekleyeceksiniz. Katmer dediğin yağlı olur. Neymiş o yağsız? Kuru kuru. Bu zaten kat kattır. Hiç göstermen gerek yok. Bak böyle itekleyin. Altı zaten yağ olmamıştı. Bu tamamlayacak birbirini. Ay iyi güzel olmuş ama çıtır çıtır. Boş ver sen. Aslında kız hiç yağ sürmeye gerek yok buna. Çok fırçanın ucunla dokundururuz yeter. Bu da yağlı zaten. Üstüne ekleyeceğiz. Güzel oldu. Kız hakkımı yemeyeyim dur. Güzel güzel. Maşallah bana. Ne yaptın? Gel buraya. Come on. Gel. Gel şimdi sen. Ananın yanına. Evet. Mumur. Aa bak şimdi görüyor musun? Trakya'nın hayvanı. Bak şimdi bak. Gel anne. Gördünüz arkadaşlar katmerleri. Ama yediler. Bir de sonrakileri gösterecektim size. Sonrakileri gösterecektim ama yediler. Onlar daha güzeldi. Hele iki ve üçüncü tepsi böyle tamam rütbe atlayarak gittim. Böyle kanın yapmaya başladım. Çizgiler daha belirgin oldu. Bu ikinci tepsi. Üçüncüsü oldu. Oldu. Daha kalın yapacakmış. Bak bu bile ince. Bundan biraz daha kalın yaptım. Biraz daha kalın yapsam ve çıktığı gibi örtmemiz lazım. Yumuşaklığı almak için. Bir de daha derinden çizikler atmam gerekiyormuş. O yüzden çizgileri de kayboldu. O çizikler de demek süs olsun diye değil, içindeki yağ çıksın diyeymiş. Evet. Vallahi güzel oldu. Yediler. Fazlaydı. Neyse. İlk deneme. İkinci, üçüncü denemede olacak. Buraya başka şeye fakire oturtacağım. Bu arada saçlarım arkadaşlar boya değil. Açıyorum. Daha beni çok renkli bir şekilde renkli renkli görürsünüz. Evet. Biliyorsunuz zaten renkli bir kişiliğim. Aça halledeceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Sofra kuruyorum. Çok da aç değilim. Ama Hüseyin aç. Çocuklar da yediler ama açlar. Annem yemeyecek. Çocuklara diyor beni hastaneye gidecek ananız diyor. İrem bir de diyor ki annem daha börek yapacak. Aa şaşırdım o anam diyor. Fasulyenin ailemde. Bu biraz aslında sıkayım ben ya. Salata malata yapmayacağım. Soğanlar vallahi güzel taze soğan. Yani yeni çıkmış kuru soğanlar.
Hakikaten demek ki Hüseyin'e diyorum ki herkes diyor acı işte soğanlar. Demek ki o son artık yeni soğanlar çıkacağı vakit acılaşıyor arkadaşlar, evet. Çekilmez. He? Çekilmez misin? Hı. Hı. Gene başladık mı yavrum? Evet. Sınavlara geri döndük. Yemek geldi. Yemekten sonra yemek dedim. Sabah öğle akşam. Sabah öyle akşam. Akşam sabah öyle. Öyle böyle. Kızanlar. Kediler. Çok kibarsın kediler. Hadi gelin sofraya. Vermedim, aldım. Bekle şimdi onu şey yapma, elleşme sen. Gel yavrum. Gözlerine sokma onları. Ne içeceğim be? Lütfen yavrum. Dokunmayın. Kapat kapat, yürü gelin kapat. Gelme. Kapatsan evladım, sesi geliyor. Sen inanır mı yapma? Gel yavrum, çektik. Bırak onu oraya. Baksana, al. Anneciğim. Geç. Ne şeyden çık Makale. diye otururken. Buraya kadar geldim. Kaç sayfa okudun? Geç. 169. He? 169. Sayfa. Dünden beri. Bak gördün mü? Şey oldu da arkadaşlar. Yerimi telefonu el koyunca yavrum benim dünden beri 169 sayfa kitap okudu. Canım benim. Görüyor musun yavrum? Görüyorum. Yine kazanan sana oluyor. İşte böyle kızım. Bana böyle misin? Babama Babanın sevmiş emekli mi? Bana emekli var. Topla saçını. Sofrada mı topluyorsun? Toplayacağım. Az önce çözdüm. Ne istiyorsun? Bardak. Rina yavrum, Rina. Buz tutmuş babacığım. Nasıl konuşuyor değil mi yavrum? Evet. Baban. Çekindeyim üstelik. Örnek oluyor diğer babalara. Ne babası? İskele babası. Mölçü. Niye içiyorsun canım Allah'ım? Ne babası? Hadi yavrum hadi. Ne? Ne yapıyor babası? Şey. Hadi kanıt ol ya, ağzımı yapmaz. Dur şöyle bak. Bana kalsa öyle yiyeceğim. Yiyecek misin? Yerim. Soğuk demeyeceksin sonra. Yerim. Ben de babanın yanında şimdi. En son sen konuşalım. Yok. En son konuşalım. Yani küçüğü benim. Yani. Yani. Buranın ağası da benim. B'si de bu. Bakkala göndermesi de biliyorsunuz. Biliyorsun ya. Gidiyoruz ya. Ben ablamı Gidiyorum. göndereceğim diyorsunuz. Hep gidiyorum ya. Besmele çek. Ben ben gidiyorum. Besmele. Nasıl Basmele biliyorsun? bana. Fatih'im indir. Sen yemekler böyle yeter. Şov yapma. Şov yapma, şey şov yapma. benmiş. Şey pardon senmiş. Soğan da iyi. Allah söylettiriyor işte. Sen şimdi fazla Ben kiberleşme. Cezaları üstü Niye? Onlar iyi. Dünkü ekmek var. Ne zaman yediniz? Bak dünkü ekmek var. Parçalar. Kim yiyecek bunları? Taze ekmekten önce. Bol su yersen. Bunlar da çekmeler mi? Şöyle. Dünkü ekmekten yemekten. Dünkü ekmekten ye. Kalmasın canım. Ben daha yeni koydum. Şişe sadece. Kalmasın. Hakkı sen de soğan yiyeceksin. Hakkı küçük cücüğünden ye. Tuz değil mi? Galiba babanın
yatağında bulaştı. Köylü yatağında. Ses çıkartıyor sudan diye bakıyor bak. Babana da bulaştı. Ben de içeyim. Ne oldu? Sen hani benden misin? Evet. Şimdi ben size veda edeyim. Fakirle buluşalım arkadaşlar. Ya, bakıyoruz. Evet. Tamam. Ben diyor ki Kastamonu'lu olmayacağım diyor. Soranlara Trakyalıyım diyor. Evet arkadaşlar, ne demiştim ben size? Çamaşır seansı yapacağız dedim. Akı, bana yardım etsene. Dumaniko, Akı. Olmuş. Aa, bak bunu tam sıkmamıştı. Şey yaptım ya, ıslak kalmış bu. Koydum ben bir de. Akı. Ne yapıyorsun? Uyuyacağım. He? Uyuyacağım mı? Ha. Uykumda. Duman. Kuduruk. Ailet nasıl erkenden? He? Çok yedim. Çok mu yedin? He. Ay bunlar bana çekmiş. Bak bu uyu bana çekmiş işte. Ben çekmemiş de. İkisi de. Ne dersin ama? Yemek yedikten sonra mesai bitiyor. Ben pek fazla yemedim. Duman, kudurma yavrum. Bu beyazlar şey de azdı. Şunları şöyle genel sayayım da. Şimdi annem içeri girdiği zaman bak nasıl kaçtı. Çekime girecek diye ama ben çamaşır katlıcım oldum. Kapıyı açıyorum. Camı da açıyorum. Mutfağın kapısını da açıyorum. O zaman burası havalanıyor. Hem de bunlar kuruyor. Biliyorsunuz zaten neden buraya astığımı. Nostaljik. Değil mi? Azıcık kıssana, çok az. Tamam. Ya da şöyle ben alayım size. Neyse aç aç. Ben uzaklaşıyorum. He? Kumandayı versene. Kumandayı veremem. Aa, babam bir yandan, sen bir yandan. İlk günüm daha videom. Başladınız şimdi, televizyonmuş, telefonmuş. Öf püf. Kapıyor mu? Niye? Kapıyor. Ay şeyi az koydum. Kapasan da çok fazla açma, geliyor ses. Tişört var. Onu peteğin üstüne az. Bak peteklerde. Bunlar da daha öncekiler. Ondan sonra. Neleri buraya koyayım? İrem! Neredesin? Anne! Sen nerede? Ne yaptın? Ben niye? Sabah işe mi gideceğim? Gideyim şimdi annemin yanına tam. Pıtır pıtır. Yemem yedim yattım. Ben sana demedim mi çekime gireceğiz? İlacım, bir yere kaybolma diye. İlacımı aldım, suyumu içtim, melamı yedim. Hı. Yatağımı açtım. Hop, montinge. Buradaki poları kim aldı? Nasıl yani? Buradaki poların kapıyı şey, daya. Bilmiyorum çocuklar olsun. Sizi nereye koyacağım? Bu ayak ucumdaki siyah var ya benim. Onu alma. Sabahına gelirken getireceğim ben. Niye? Bu ben ayak... sana demedim mi çekime gireceğiz? Şey yapma. Ama günler bitti vallahi. Buraya, buraya mı yerleşeceğim? Buraya mı yerleşeceğim? Hani ne yerleşmesi? Ne boyukçuluk bende ya, iki gündür. Ben sana dedim ki... Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi, ya Resulallah'ım.
Bu ilaç içtim böyle boğazıma yapışıyor ya. Anay! Isırıyor! Isırıyor! Hayır! Bana bak. Şşş! Yastıkla vur. Dur. Dur yavrum dur. Hayır! Ne yapıyorsun ki ona? Bacağından tutuyorum, kaçıyor çünkü. E kaçsın. Ne yapacağım ben? Şimdi bana çamaşır katlatmayacak anne. Ha. Sen için bu saati mi bulduk katlamayı? Şimdi sana ben bir kere dedim, çamaşır seansı yapacağız bir. Çamaşır söylemedin. İkincisi söyledim şimdi bilmiyorum. Çekime gireceğiz dedim. Söyledi. Kaçtın. Hüseyin'e dedim dur şimdi. Dur şimdi. Ne o şimdi çekiyor Bunlar mu? Böyle arkadaşlar. Çekiyor musun şimdi? Evet. Abi. Bunlar benim para kazanmamı istemiyorlar. Dur daha makyajımı yapmadım. Et yapma çekme. Ne? Böyle çekim mi olur? Çeki çek diyorsun bak gelmiyor katılmıyorlar annemler. Arkadaşlar. Ne yapacaklar bizi ya? Boş ver. İnsanlar soruyor seni. Sağ olsunlar. Ümmü yazmış oraya astrolistler en son çıkar saniye. Teyzem evet. Doğru söylüyor diyor. Doğru bilmiş ayağına bastı. Ayağına bastın değil Ümmü, ayağını kaldırsın. Ümmü'ye sor bakalım. Ümmü kimdi? Ümmü Yıldız. Sen tanımazsın. Güzel o da benim özelimdi. Ne oldu? Yüzümün sesi çıkmıyor Amerikalı. Amerikalı değil o İngiliz. İngiliz değil mi? O ajan çıktı bende maalesef. O. Neyse ben bir şey demiyorum tabi. Eski dostluğumuz bir şeyini. O zaman Ümmü'ye sor bakalım. Güvendiğimiz dağları kar yağdı anne. İngiliz. Beyaz Saray. Annem diyor ki de bir Ümmü'ye soracağım. Kime? Ümmü'ye mi? He. Acaba bilebilecek mi? Veya arkadaşların içinden kim bilecek? Bence kimse bilemeyecek. Ama gene de soracağım. Bedava peynir nerede bulunur? Bedava peynir. He, çok eski bir bilmece bu. Hep bizi sorarlardı. Anneannelerimiz. Umarım bedava da şey eskide bizim niye haberimiz yok bu bilmeceden acaba? Şimdiye kadar. E siz böyle kitaplar okumuyorsunuz ondan. Şimdiye kadar söylerdin ne kitabı? Sen kitap mı okudun? Yıldır kaç yıldır? Evet canlı kitap hem de. Hiç sormadı bize şimdi söylüyor. Aklıma geldi. Ya. İçeride de katlanacak var çamaşır. Kimse bilemez. Artık Google amca diye bir şey var. Hakkının donlarına bak. Bellerini nasıl şey yapmış. Telleri takmışlar onları da. Sen havlu mu katlıyorsun? Havlu, don, çorap, gömlek. Bana bir tane yüz havlusu versin ama küçüklerinden ver. Veremem burada senin yok. He? Veremem senin yok. Küçük. Küçük müçük kullanma bana sormadan. Onlar mutfak havlusu. Onlar demiyorum ben ya. İyi. Yüz havlusu, yüz. Fomrezi'yi de verme, çekimdeyim. İyi, öksürmeyeceğiz. Ben ilaç içtim yapışıyor boğazıma iki gündür. Yani bağlamaz tut kendini. Çekimlerde öyle. Allah Allah. Kibar Feyzo. Aziz Allah. Ezan okunur. Kalk anne. Yatsı mı okunuyor? Evet. Besmeyi çek kalk. Çarpılacağım bir gün. Kalk. Dur be. Şey yapma günah. Nasıl kalkayım şimdi? Besmeleyle. Ben sağıma dönüp ayaklarımı topluyorum. Döndüm sağıma. Kalkamadım o zaman. Ya Allah. Ya Allah bismillah. Onda hava ekmeş. Bu havuz ne arıyor burada? Bak. Bak havuz. Yalan beni deme. Kafam açık. He? Döndürdün sen olsun bir şey olmaz.
Dışım açık be ya. Ay tövbe tövbe, ezan da okunur. Ne olacak şey, sen yaşlısın. Hadi bir zıttıma gitme benim. Şu ezan saati. Ne yaparsın? Nasıl şeytan şey yapıyor, tövbe estağfurullah. İrem gitmeyecek mi yani? Gidecek mi? Gidecek. Gözü korksun azıcık. Dua etsin. Yırttı Elif muhabbetinden. Annesi geldi mi öyle? Evet. Bu arada çekimdeyim bir de ben. Oh, çorap senin. Kırmızı bant var, takar mısın? Ne? Bant. Ne yapacağım bunu? Kafanı takar mısın? Bu ne? Hayır ya, bant. Hayır, ver öyle şeyler yapmışsın. Kırmızı ve pullu. Ay Elif. Kokoslar gibi. Gömlek var, ütülenecek. Kim ütülecek onu? Öyle koyacağım askıya hadi. Ne zaman giyerse. Şimdi bir de bir şeyi açamam. Oturacak mısın? Geç vakit. Ya. Geç vakit yapacak mısın? Çekim. Çekim mi? Ben yerleş çekim. Şey, poşet isteyecektim de onun için soruyor. Getiririm sonra. Yapacağım tabii, çekimdeyim. Şimdi daha bir de öteki çamaşırlar var. Şimdi çamaşır atacağım makineye. Renkli mi? Hani koyu renkli var, açık renkli var. İşte o... Bekleyeceksin sıranı. Hayır, banyoda var ya iki tane. He, başka yok mu? Onu, ya var, bir sürü var da. Niye? Onun lastikleri güzel, o yüzden. O sonkilerin de lastikleri güzel. Bak şimdi bana sesleniyorlar, görüyor musun? Yani bunlar bebek gibi. Şey olacak, hani yatıyorlar ya çocuklar böyle akşam kafa sakinliği arıyorsun. Öyle şey yapıyorum böyle, sanki bebekler uyudukları vakit, aa dünya cennet. Hakkı karıştırıyor piyasayı. Yok, İrem de şey yapıyor onu. Bak yine burada bırakmış. Ya sen gelirken diyorum ki bu odaya, komodini elle. Sen diyecek kendini hiç ama gibi yaptın. Benim komedin olmuş bit pazarı. Ne komedi bit pazarı? Ya üstündekileri söyle. Yasin defteri orada. Bardak orada. Bak çekirdek yemiş, iki tane kase orada. Bak çalışma masasında cips paketi var. Bardak var. Proje var. Bak. Şimdi yatak odasına giriyorsun. Sıra orada. Bak. Görüyor musun bak? Bak buraya. Bak bardaklara bak. Bak. Yani ben yani bu söylenmez mi? Bak bin kere söylüyorum halbuki bak. Bak üstte. Bunu bir de söylemek mi lazım? Bunlar bebek mi ya? He, bebek mi? Aldırım. Yapmışım bu projeleri. Bunlar nereye kalkacaksa kalkacak. Şimdi ben yazacağım o öğretmene. Ne var mı böyle bir proje? Bence bunları keyiften yaptı bu. Proje elde mi diyor. Sanki şey, müzelik odam var benim evde. 4 oda, 5 oda. O şeye yakın istiyorlar okuldan. Tekrar not veriyorlar. Ne şey yapması bilmiyorsan. 2 ay olacak evde bu be. Projeler. Aaa ne deliler bunlar ya. Bir de buraya bakın arkadaşlar, bak. Tamam, İrem alıyor bunları, okuyor değil mi? Maşallah okuyor bunları. Okuyor da bunları. Bir sayfa o zamanda yerine koymuyor. Bir sayfasını yarıya kadar ezberledi. Annem de buraları yoklamıyor.
Bak çorap da var. Çorap mı? Temiz tabii ki. Ha? Tövbe. Ondan sonra çekirdek bak. Bu İrem'in işleri işte. Kalemi. Bu anahtar nerenin anahtarı acaba? Sandığın içinde. He? Koydu. Hangi kapana? Dolabın, koy dolaba benim ikinci gözle. İşte sen yaptın bit pazarı bu dolabı. Niye? Makasları oraya soktun. Anahtarlar oraya. Her şey var orada. Başka yere koydunuz mu? Arıyorsunuz ya. He? Orası yine bilinen. Bit pazarı. Aa, bir daha koymamış mı şeyiniz oraya? Arar durur musunuz evin içinde? Ben gidiyorum. Lambayı kapa, kapıyı da kapa. Poşet vereceğim. Lambayı kapa yavrum. Kapatabilirsen tabii. Çöpleri görüyorsunuz mu? Şimdi bana ne kadar yorum gelecek biliyor musun? Göster be. Ne yapayım, yalancı mı olayım? Allah. Allah Allah ya. Şimdi kim neler yazarlar? Pasaklılar. Şu çöplere bak. Nasıl çöpün içinde yaşıyorlar. Çocuk onlar be. Sen de. Bir sürü geliyor. Çocuk onlar. 800 tane neredeyse kötü yorum temizledim. Düşün 800 tane. Görsen mi? Ne kadar saatlik yapsın. 2 tane çekmemiş. Ben şimdi geçtim. Diğer ertesi güne. Ben şimdi ne yaptım? Bugün benim doğum günüm. Evet, Hüseyin bana şarkılar söyledi. Çekime de girmedim. Ya doğum günümü kutladılar. Ay kız kameramı sildim, bulanıkmış. Vallahi Hüseyin, bugün de günlerden pazar. 28'i. Hüseyin aradı çocukları. Sonra demiş yani daha doğrusu aramış. 4'te gelin aşağı diye. Pastama neyim bir şeyler alacaklar hediye falan. Bugün de hava nasıl soğuk ama yağmurlu. İrem'in burnu tıkanık. Hakkı'nın biliyorsun kollarında dikiş var. Sonra ben aradım Hüseyin'i. İçeride çocuklar yokken. Dedim Hüseyin ben anladım zaten çocukları niye çağırıyorsun. Çağırma. Boşver dedim gerek yok aman pastayı arkadaşlar. Zaten öncesi onun olduğu için sanki benim doğum günü gibi kutlamış olduk. Arkadaşlar da sağ olsun. Telefonla arayanlar. Kutlayanlar. Önden zaten doydum yani kutlamaya sayenizde. Teşekkür ederim hepinize buradan. Dedim boşver zaten markete çıkacağım dedim Hüseyin'e. Şimdi dedim oraya vereceğiniz şeyi 1000 lira kafadan dedim. Öyle değil mi? Oo, çıktım ben de markete. Zaten çocuklar ne zamandan beri ekler istiyor. Yani ben yapıyordum zaten ara ara. Ama bayağıdan beri yapmadım açıkçası. Aman bak kendi pastamı kendim yapıyorum kız. Bunlar da kalmıştı. Burada. Bunları dedim şey yapayım. Profiterole yapayım. Yaparken de çekmedim. Bugün de benim bir başım ağrıyor. Aslında çekecektim. Migrenim tuttu. Şu an bile konuşuyorum ama yani çok şükür. Dindi. Kız bir güzel oldu kreması. Pasta kreması gibi baksanız. Ondan sonra krem şanti de ekledim buna. Dolapta da bekledi. Çikolata sosu biraz ılık o biraz daha sosun. Ondan sonra sosunu koyacağım. Hadi bunları dedim böyle. Ziyan olmasın. Yemeğimizi yedik. Hem de markete gittim. Ay biberler. 25 liraydı. Bir poşet dedim sivri alayım. Bir poşet Charleston sen sivri biberi bırak markette Allah'ım ya Rabbim. Hüseyin dedim üşenmesem inan ki gideceğim yani o derece. Yarın giderim dedim şansım 50 lira 60 lira olur. Allah havuç tabaklaydı. Domatesli salatalıktı. Aldım. Sonra geldik beraber yaptık yemek. Bir de bulgur pilavı yaptım tavuk mavuk.
Bunda da önceden girişmiştim. Hepsini bir anda giriştim. Benim de huyum bir anda. Ama arkadaşlar şey yaparım, onu çekerim. Bir dahaki sefere artık. Onu 180 derecede pişiriyorlar normalde. Ama ben 180 dereceye vermiyorum bunları, eklerin hamurunu. 150'de başlatıyorum yani ısısını. Böyle hafif beyazdan böyle rengi dönüyor ya sarıya doğru. İşte o zaman hem kabardığı zaman hem böyle hafif sarıya döndüğü zaman 180'e alıyorum. O zaman 180'e yani sonradan yükseltiyorum ısıyı. Çünkü birden verdiğiniz zaman içi böyle şey kalıyor, boş olmuyor. Şunu doldurayım. Ay kız, kendime şey alacağım. Sıkma torbası var ya. Bu da güzel. Bunu da bana görünce mi almıştı hediye? Kız hediye mi aldı? Kullanayım diye verdi. Hoşuma gitti, kalsın mı dedim. Hatırlamadım bak şimdi. O pastacılık kursuna gitti görümce. Ama ne pastalar yapıyordu, ne pastalar yapıyordu. Hala da yapıyordur gerçi. Yerimin doğum günü pastalarını yapardı, hakkını falan. Tamam. Ondan sonra kaşıkla buna çikolata sosu dökeceğiz. Tamam, bunun işi işte. Bunun işi hamurunda. Bir daha ne var şey bunda? Bir zorluğu yok. Ama aşamaları çok işte. Hamurunu yap, uğraş. Efendimize yok kremasını, yok sonra krem şantisini, yok çikolata sosunu. Kız dışarıda da ama hem pahalı hem koyuyorlar böyle kaç tane şey bir kiloya denk geliyor ya. Böyle baksana bir sürü bereketli. Bak şimdi o krema bile fazla kalacak. Belki yarın bile yaparım, bir profiterol aramı tutarım. Şey ya, profiterol diyorum. Ekler. Yerime de tabak ver dedim bana, düz şeyleri. Gitti ne verdi? Önce keseyim bari. Normalde bunları komple kesiyorlar, kapağı yapıştırıyorlar. Yerken de kapakları ayrılıyor bir o yana bir o yana. Hüseyin de seviyor hanım. Çocuklar da bahane. Büyükler de seviyor. Böyle evde yaptığımız zaman doya doya yiyorlar. Bir daha şeyleri gidiyor. Vay, uzun zaman aramıyorlar. Çünkü yaptık mı maşallah. Benim elimin de şey ayarı hiç tutmaz. Hep fazla. Doya doya yesinler. Şimdi benim kargolarım var arkadaşlar. Ben çekime girerim diye hatta dün şey yapmadım, çekmedim. Şimdi hem yerleştireyim onları hem de çekimi alayım. Ben şunları bir doldurayım. Zaten sosa batıracağım bir daha, çikolata sosuna böyle bu şekilde. Onun bir şeyi yok. Zaten göstermediğim için kremayı, hamuru gerek yok yani. Yani Elif onu da göstermedi. Aa, katmeri gördünüz değil mi? Hep sordular bana canlıda falan. Katmer nasıl oldu? Katmeri sürpriz dedim onlara. Saat şu an gece 12 ve sular gitti. Ya böyle bir şey olmaz ya. Evet, yok. Şimdi ben bunu yaptım. Sosa batırdım. Soğudu sosum. Kız güzel oldu. Bu çikolata sosu da güzel oldu yani eritmeden. Bu Doktor Ötker'in çikolata sosu arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Zaten sütün içine hazır paket sos. Ben tereyağı da koyuyorum. Parlaklık versin diye.
İndirimdeydi şeydi filedi. Bak fiyatını hatırlayamadım. Ondan aldım Doktor Özker'in. Bunu böyle şey yapacağım. Zaten sabah götürürler okula giderken. Hüseyin de atar ağzına. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz mu? Bu tepsiyi dizeceğim arkadaşlar. Kağıdı şöyle alacağım. Bunu tekrar kullanırım. Çünkü ben kalacak şey krema falan kalacak. Çikolata sosu kalacak. Zaten iş biraz da kremasını da hazırlamakta. O yüzden yaparım hemen tekrar ekler hamuru. Yarın artık sular bitti. Zaten saati geç oldu. Güzel streçlerim. Kremayı. Bir sürü var. Gene böyle bir tepsi çıkar. Ondan sonra tepsiyi dizerim. Kapalı bir yere koymam lazım. Açıkta kalırsa kurur zaten. Üstüne de ne yapacağım? Tepsi kapatacağım. Hem kurumaz. Çünkü fazla. Şimdi ben şunun bak. Altta da tepsi var. İki tepsi de pişirdim. Bunlar da filede pasta süsleri vardı. Kızım uygundu. Baksana ne güzel kelebek. Kalpler. Vanilya şeyi var, aroması var. Limon aroması var. Onlar da 19 lira. Böyle küçük bir şişede. Gıda boyaları vardı 3-4 tane böyle. Onlar da uygundu. Onlar da 19 liraydı galiba. Neyse böyle elimde oldukça alıyorum işte, atıyorum kenaraya. Bilen falan yapıyor böyle. Ay kız, benim kedi dilim var. Aa, ama ne yok, sütüm yok. Tüh, sütüm olsaydı. Aa, yarın da yaparım. Kedi dilinden de pasta şey yapıyorlar, ekler yapıyorlar. Ben hiç denemedim. Pasta altı var ya, kedi dili. Bunu çok değil, böyle hemen az bir sütle, onu zaman çok yumuşak olur. Ben pasta altında kullanmıştım. Çok sütle şey yaptım, böyle çok yumuşak oldu, varla yok arası oldu yani. Çok hafif süte batırıyorlar arkadaşlar. Üstüne koyuyorlar kremayı. Ondan sonra tekrar süte batırıp tekrar bir tane kedi dili de üstüne koyuyorlar. Al sana çikolata sosu da kaşıkla sürüyorlar. Sana ekler. Bakayım, deneyeyim bakayım nasıl olacak. Güzel oluyor diyorlar. Aa, sana profiterole çıkardık. Doktor Ötker'in güzel ama. Bu markanın da güzel ya sosları. Kalite marka. Fabrikadan halka. Bak farka. Bu Hüseyin hastası. Ben sevmem pek. Eklerden de birkaç tane yerim, bir daha yemem. Çok fazla aram yok. Canım tatlı çok çektiği zaman. Ben genelde şerbetli böyle hamur, baklava, işte şekerpare, revaniye, tulumba. O da çok gevrek, sevmem tulumbayı. Büyük olacak tulumba. Biraz yumuşak olacak. Al işte bu kadar bak. Heh. Güzel oldu ama değil mi? Etraf nasıl dandini ya, var ya. Sular da tam vaktinde gitti aslında. Benim tam... Şimdi bulaşık şeyi işte. Böyle şeylerle uğraşınca. Arıza mı var? Sular mı gitti? Daha bir de kargolarım var benim arkadaşlar. Onları da çekime almadım. Sizle beraber çekime alırım diye de onları da yerleştirecektim. Fazla koydum şeyi.
Arap yağı bol bulunca şeyini hemen çatalım. Ben şunları bir doldurayım, ondan sonra kargoları çekime alayım. Bunları da böyle. Şöyle. Bu şekilde. Parmağınız da girebilir. Her şey olabilir. Ben bunu size gösteririm arkadaşlar detaylı. Vallahi dünyanın şeyi çıkıyor. Bu profiterol hamurlarını fazla tutup hatta şeyde saklıyorlar mesela pişirip poşetlerde. Ama nasıl yumuşamıyor onlar? Gerçekten hayret ediyorum. Mesela bu hamuru yap, ben ertesi güne yumuşuyor. Nasıl poşetlerde yumuşamıyor? Ay yoruldu kız. Sular da gelmedi. Yamukta duruyoruz lan. İrem. Şöyle kargoları getir. Yo, düzelmedi. Hakkın işidir. Kargolar tabii Meriye abladan. Hakkı da yattı. Hakkı'yı almışız. Polar. Kapşonlu Polar almış Hakkı'ya. Bunları tabii seneye giymeye. Cipli. Aa, güzel. Aç annem onları. Mont mu almış? Ay. Ooo, bu bana herhalde. Zaten yazda gelmeyecek. Evet. Senin mi benim mi? Sen şöyle şuraya geçer misin 2 dakika? Miren'in şortu var, değiştirmedi de. O yüzden aşağı indirmedim. Evet. Ay çok güzel valla. Melih abla. Rahat. Kız inşallah karıştırmadık. Benim de şu karıştırma uylarım yok mu? Kargoları. Ben diye de gireceğim ama seneye olacak mı? Bunlar seneye de gelsin. Vallahi güzel. Evet. Bu senin galiba. Gel bakayım. Gel. Gel gel burada canım. Dur. Gel bakayım. Aa. Çok güzel. Dur gel. Ceplerine baksana. Şöyle az bir şey indireyim. Çok güzel. Dön arkanı. Evet. Dur dön arkanı, şapkanı çekeyim. Ye kürküm ye. Dön bakayım bana. Bağla bakayım şeyini. Fermuar çek. Ye kürküm ye dersin. Evet. Güzel. Buralardan şey yapabiliyorsun diyeyim ama iyi rahat. Elin cebine sok. Yok, o kadar sıkmana gerek yok. Güle güle.
Üstünde para varsın. Çok güzel almış ama. Vallahi biliyorsunuz çekim yaparken hadi bir de başladım diye videolara şey yapmadım, açmadım bile vallahi. Bayan şu şu. Aç anneciğim onu. Bakma bu benim. Gerçi benimle İrem de benimkileri de arandı. Oh my god bu kimin? Bu hakkını severdim. Gerçekten vermiyorum. Hayır vermiyorum. İnşallah yani. Hakkıyı aldım kot mont şeyde bayramda. İrem giyiyor Allah'ım yarabbim. Az bir şey giy bakalım. Gidelim ha. Hakkını da vermiyorum bir. Hakkını var şimdi kot montu var. Polar almış. Okula bir yanıma gideceğim. Bir şey yapmıyorlar. Ya bana ne ya? Bana ne olur mu? Ben nereden? Şeyde giyme sen de. Okula gidip gelirken sen. Dışarıda giyiyorum. Gel. Üstüne de uyuyor kız. Güzel oldu ama. Gel kapat. Bedende giyiyorum işte. Ne? Bedende. Şöyle önden birkaç çıtı yap. Fermuar da var. Baya güzel oldu İrem. Kotunla da o dar paçalı var ya, kotunu yıkadım. Ya dışarıdan şey yapmana gerek yok, birkaç şey yap hemen. Ve televizyonda. Tamam, koyayım içine. Tamam, oluyor işte ya. İrem fermuar çek tamam yavrum, üf. Ne fermuar ya, fermuar İçinde fermuar var ya. Nerede var dışında fermuar? Fermuar gibi. Fermuar var. Üf oldu işte. İki saat. Ben de giyeyim. Kız bu sular niye gitti şimdi işim varken? Ya Rabbi ya Resulallah. Şimdi siz devireceğiniz kendinizi. Ben ne güzel mutfağa toplayacaktım. Allah'lık mutfak. Anam. Yakaya da bak Melih abla. Tam şu şu. Bir de nasıl bakacak? Kart da batıyor arkamda. İyi. O da şeyidir. Atmayalım kartı. Ama ben de kışı polarlarla geçirdim ama. Polar giymeyi de alışkanlık oldu bende. Dışarı giderken de polar. Evde de polar. Rahat bir de. Üşütmüyor da. Aa, kız güzel. Yalnız bu çok şey toplar gibi mi geliyor? Pamukçuk. Hemen gözüm şeyde oluyor. Aa güzel valla. Pamuk kapalı şey mi? Sen. Defileyi de yaptık ya. Aa bunu beğendim. He? Çok güzel. Nevdeki de çirkin mi? Ay güzel. Melih ablan düşünmez mi? Onu alsanız olur. Şimdi Hüseyin Hüseyin gelecek sabah. Diyecek gene kürklendiniz. Şunları da alalım. Her yerde kuruldan mı? Vallahi çok güzel. Aa hakkının şeyini de ver montunu göstereyim. Bu da diğer vlogda çekmiştim şeyi hediyeyle. Kargolar böyle tek tek geliyor ya önden bu gelmiş. Bunu da Hakkı'ya aldı arkadaşlar. Melih abla. Sen birini alırken birini bırakmaz. Bu da Hakkı'nın montu. Hakkı'nın, İrem'in, benim polarlarımızı da almış. Yani.
Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim Melih ablacığım. Kesene bereket. Her ne kadar özelden etsem de burada da ayrı. Ben şu bunları yerleştireyim. Allah'ım inşallah sular gelir. Şey yapayım ben bunları. Artık dolaba girmez bunlar da seneye gelecek ya. Anam benim de kışlık şeyim başladı. Havalarda bir sıcak bir soğuk. Bugün gene doğalgaz yaktım. Ey Allah'ım yarabbim. Yarın çekerim size. Bir tane koca bir koli. Hakkı getirmiş onu getireyim dedim. Kocaman koli. Anneciğim gece artık. Onu elinden kaldırıp çek lütfen. Beni söyleyeyim. Koca kolin içine koydum. Kışlıkları. Artık diyorum var ya kapat annem. Kış gelene kadar o bende hep o kışlık gidiyor. Yıkandıkça yıkandıkça çıkıyor. Evet arkadaşlar ben şimdi size veda edeyim. Mutfağa gideyim toplayabildiğim kadar toplayayım artık. 2 tane bidon su doldurmuştum. Var mı şeyin arada 5 kiloluk su? He? Taşıma suyla. Değirmen dönmese de mutfak döner. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Melih abla tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ ol güzel düşüncelerin için. Arkadaşlar sizlere de ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok yazan oldu. Instagram'ımdan da telefondan da arayanlar soranlar doğum günü için. Çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.